Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Eğitim Sen Manisa Şubesi işbirliğiyle Anneler Günü ve Engelli Çocuklarımızın Anneleri adlı seminer düzenlendi. Seminere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu, Türkiye Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu, MHP Kadın Kolları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oğlum, oradan ne geldi belli. Çocukların aynı sinyaller geliyor. 3 almışsın ama bir dahakine 5 olursun. Seminerin konuşmacılığını Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi psikoloğu Merve Ateş yaptı. İkincisinde depresyon giriyor. Ne demek? İştahsızlık, mide problemleri gibi bir şey oluşuyor. Üçüncü evresinde ise bu çocuk içe kapanıklık denilen bir kişilik özelliği oluşmaya başlıyor. Daha sessiz, daha güvensiz. Hatta yetimhanede kalan çocukların sevgiden dolayı yapılan araştırmalarda beynin fiziksel zeka gelişiminde daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Yani anne babanın verdiği bir sevgi yetimhaneye gitmediği için eğer bakım elde bir evlat edilmediği noktada çocukları zeki. Psikolog Ateş, engelli annelerin sorumluluklarından bahsetti. Engelli annelerin yükümlülükleri ve sorumlulukları nelerdir? Engelli annelerin ve aslında tüm annelerin yükümlülükleri ve sorumlulukları şefkatli olanı olduğu gibi kabul etmek, bireyler yetiştirebilmek ve koşulsuz sevgi. Yani hani ne yaparsan yap senin yanındayım. Üzüntünle de yanındayım. Yani üzüntünü senin yerine ben çekmeyeyim. Birlikte üzülebilirim. Anlatabildim mi? Yani çocuklar üzülmesin diye anneler ona bilgiyi saklıyorlar ya da risk aldırtmıyorlar. Hayatın içine sokmuyorlar çocukları. O yüzden hani ne yaparsan yap seninle birlikteyim. Şefkatli davranışları sergileyebilmektir aslında. Peki annelerin hayatımızdaki önemi nedir? Mükemmel anne mi, yeteri kadar anne mi? Son zamanlarda çıkan bu bizim psikoterapi merkezimize de başvurularda bulunan annelerin doğru mu yapıyorum, bunu mu yaptım, iyi mi yaptım, en olmak, en iyisini yapmakla ilgili bir sürü tedirginlikleri ve kaygılarını gözlemliyorum. Şu cümle onlara çok iyi geliyor. Evladını senden daha iyi insan kimse bilemez. Mükemmel denilen bir varlık, bir şey yoktur. Kusurlardır aslında biz yapan. Yeteri kadar anne olmak ne demek? Yettiği kadar. Olanı olduğu gibi kabul etmekle aslında yine aynı kapıya çıkıyor. Yeterli nedir? Yapabildiğinin en iyisini yapabilmektir. Hem çocuktan beklenti de odur. Hani olduğu kadar. Her şeyi en iyi daha fazla yapmak değil de yeteri kadar aslında. Peki Merve Hanım, ülkemizde hala da şunun tartışması var. Özürlü mü? Engelli mi? Hı hı. Yankı Yazgan'ın çok sevdiğim bir psikiyatristtir. Yazısından almıştım. Babası görme engelliydi. Bana da çok yakın bir görüş gibi geliyor. Özürlü var olan bir eksiklikten bahsediyor. Net belirli bir şey. Yani kolum yok, gözüm yok. Bu bir özür. Yani görme yeteneğimle ilgili bir özrüm var. Kalem tutma yeteneğimle ilgili bir özrüm var. Engelli ise... Bacağımın olmamasına rağmen otobüse binmek, yani engeli biz yaratıyoruz, biz insanlar yaratıyoruz. Yani otobüse binebilecek rahatlığı ya da konforu sunamıyoruz ona, engeli biz yaratıyoruz. Engel belirli bir net bir durum olmuyor. Bu görüşü anlatmış Yanki Yazgan, bana da çok yakın geliyor. O yüzden özürlü, engeli ise dış dünya yaratıyor. Otoparkları, engelli otoparkların araçlarımızı park ederek, kaldırımları yüksek yaparak, yani var olan bir engel yaratıyoruz biz onlara. Onlar yaşayamasınlar diye aslında biz de kendimiz zorluk çekmiyoruz. Onların da ne çektiğinin umurumda olmasın diye. Toplum olarak engelli bireyler ve aileleri için bizim yapmamız gereken, yani biz diğer vatandaşlar ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, ne gibi bir çalışmalar olmalı? Herhalde beni en çok etkileyen sorulardan biri oldu. Sorumluluk alan. Yani biz ne yapalım? Bize düşen pay ne? Herhalde bundan daha kıymetli bir soru olamaz diye düşünüyorum. O yüzden size teşekkür ederim. Etiketlemeden, itmeden, eksiklerini eksiklik olarak vurgulamadan, olduğu gibi gel beraber... Birlikte hareket ederek, anlatabildim yani empati kurarak, ondaki kusuru işte sen konuşamıyorsun, sen göremiyorsun diye çocuklarımız onunla oyuna dahil etmezken, çocuklara o şefkatli bir davranışı koşulsuzca verebilmek, var olan farklılıklarla birlikte bir bütün yaratabilmek aslında. Bize düşen en önemli kıymetli görevlerden şahsen bunu düşünüyorum. Türkiye Eğitim Sen Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Atalay, seminerdeki amaçlarını anlattı.
Türk Eğitim Sanayi Manisa Şubesi olarak Manisa Büyükşehir Belediye'mizle zaman zaman etkinliklerimiz oluyor ortak. Bu ortak etkinliklerden bir tanesi de Anneler Günü etkinliğiydi. Anneler Günü'nün aynı zamanda Engeller Haftası'na denk gelmesi münasebetiyle bu etkinliğimizi bu sefer Engeller Haftası ile birlikte hem Anneler Günü ve hem Engelli Annesi Nedir konulu bir seminer, bir sunum planladık. Bugün bunu gerçekleştirdik. İnşallah programımız, yaptığımız etkinlik her ne kadar katılım az olsa da sizlerin aracılığıyla başkalarına da yararlı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da Merve Hanım'a da, Gökçe Hanım'a da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin değerli Kent Konseyi Müdürü Sevil Şekercioğlu'na da ilgilerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese çok çok teşekkürler, sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederiz. Peki sizce eğitimin amacı nedir? Eğitimin tabii ki amacı öncelikle insanlarda duyarlılık oluşturmak, bilinç oluşturmak, farkındalık oluşturmak. Biz bu tür eğitimlerle ve etkinliklerle halkımız nezdinde, tüm insanlar nezdinde farkındalık oluşturmak, duyarlılık oluşturmak amaçlı ve insanların bu tip insanları tanımaları ve o konuda onların da her an kendi başlarına gelebileceği şekliyle düşünmelerini sağlamak amacıyla bunları yapıyoruz. Başka da amaçlı, tabii ki çok değişik amaçlar olabilir. Engelli bir çocuğa sahip olmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ise anneleri anlattı. Türkiye'de engelli annesi olmak ne demek? Bunun ne gibi bir yükümlülükleri var? Tabii Türkiye'de engelli annesi olmak zor bir şey. Ama bunun tabii insanlarımızın duyarlı olmasına bağlı tamamen. Hani insanlarımız daha fazla duyarlı olsa hem çocuklarımızın işi kolaylaşmış olacak hem de anneler olarak bizim işimiz kolaylaşmış olacak. İnsanları hani daha fazla duyarlılığa davet ediyoruz yani bu anlamda. Evet. Konunun özünü arkadaşım zaten söyledi. Aynı şekilde Türkiye'de engelli annesi olmak maalesef ki çok zor. Çünkü bu zorluğu yaratan yine bize insanlar, yani dışarıdaki, çevredeki insanlar. İnsanların duyarlı olması tek isteğimiz. Bu konuda bize yapabilecekleri en büyük yardım bu. Onun haricinde zaten onların ekstra hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Her şeyleri, aileleri, sevdikleri, yakınları tarafından karşılanıyor, yapılıyor. Sadece duyarlı olmaları, empati kurmaları. Evet, bizler için yeterli. Psikolog Merve Ateş'e seminerin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu tarafından çiçek takdim edildi.